çelik topladı, kurultaylar yapıldı, Zafer Toprak orada çok bu iş devredeydi falan ama olmadı hiç bir şey. Olmadı yani olmadı. Peki niye olmuyor? Niye olmuyor? İyi olmamasının nedeni Alevilere karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın eskiden beri bu Alevi iki hakimin yargılanmasını tahmin ediyorum. Onu henüz yenemedi diye ama düşünüyorum. Ama ondan öncesi de var. Yani Türkiye'de bir Alevi karşıtlığı, Osmanlı'ya kadar uzanan bir Alevi karşıtlığı yok mudur? Bak. Var. Ama nasıl var? O şöyle oluyor. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde, o zaman Trabzon'da vali, ama doğuda da Şah İsmail diye Uzun Hasan'ın, Akkoyunlar'ın kralı olan, zaten yeğeni olan bir kişi aynı zamanda. Ama büyük bir edip, büyük bir şair kendisi. Ve Türk. Ve Türk. Hem de şey Türklerden yani. Hasa Türk yani. Has Türklerden diyelim. Buna karşı şeye çok bağlılığı var. II. Bayezid'in. Yani Yavuz Sultan Selim'in babasının büyük bağlılığı var. O da tasavvufa düşkün bir şair olarak zaten biliniyor. Şeye yazdığı mektuplardan birisi eline geçiyor. Şeyin yanında çalışan, Trabzon'da vali olarak bulunan Yavuz'un ne diyelim, kendisine danışmanlık yapan kişi diyor ki senin baban şeye tamamen bağlanmış durumda Şah İsmail'e. Eğer böyle giderse demiş, yani Şah İsmail'in Anadolu'yu fethetmesi için, Osmanlı hanedanlığını kendisine katması için öyle fazla gayret sarf etmesine gerek yok diyor. Ve buna kani oluyor. Oradan da geliyor babasını deviriyor. Yani evet, hükümet darbesi yapıyor. Yerine kendisi geçiyor ve Çaldıran seferine çıkıyor. Çaldıran seferini kazanıyor. Kazandıktan sonra güneye, Fatimiler üzerine, Memlükler üzerine gidiyor. Oradaki savaşı da kazanıyor. Çünkü onlar da Alevi kökenli. Ve bunun üzerine oradan da işte hilafete ilişkin şeyler de dahil alaraktan Elezer Camii'nden 2000'e yakın Sünni ulema yanında beraber getiriyor. Ya, o güne kadar Osmanlı'nın bir Alevi karşıtı yok aslında. Hayır. Yok ama yeni bir yaklaşımla İstanbul'a, özellikle Darülfünun dediğimiz şey, üniversitelerde ne kadar Alevi, Bektaşi, Mevlevi hoca varsa bunların hepsini tasfiye ediyorlar. Çoğunu da öldürüyorlar. Ve büyük kısmında öldürmediklerinde Hicaz'a, Fizan'a, hatta Rodos'a filan şeye yolluyorlar. Peki yani kafasındaki şey şu, Anadolu Alevileri şeyle beraber, Şah İsmail'le beraber Osmanlı'ya karşı gelecekler. Bunu önlemem lazım diyerek evet, Alevilere düşman oluyor. Evet. Ve bu geleneksel olarak devam ediyor. Ve bu şekilde de şey yapılıyor, enteresandır ama orada Özer Bey'in, yani Tansu Hanımefendi'nin, eski başbakanımızın eşinin 33. Göbek'ten olduğunu bana söylediği bir zat var o zaman. Şeyhülislam olarak. Yavuz Sultan Selim diyor ki bana öyle bir fetva ver ki Anadolu'daki tüm Aleviler sünnileştirilsin ve oradaki Hristiyanlar da Müslümanlaştırırız. Zebbili Ali Efendi isminde. Bunu rahmetli Demirel'in bir konferansından kendim not almıştım. Sonradan da zaten Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış diyor. Zembili Ali Efendi diyor ki ben diyor Şeyhülislam'ım, ben emirlerimi senden almam diyor. Ne demek diyor, kimden alırsın? Ben diyor Kur'an-ı Kerim'den alırım. Kur'an-ı Kerim'de de dinde zorlama yoktur, ayeti var diyor. Onun için diyor ben böyle bir şey veremem. Yani kimilerine göre işte kendisinin başının alındığı, kimisine göre hayır başka yere nakledildiğine dair rivayetler var. Ama o benim şey alan olmadığı için sadece bu kısmını ve Özer Bey de nasıl 33. Göbek benim dedemdir dedi. Ben de Yeniköy'de oturuyorum. Kendisi de komşuyuz. Bir gün yolda karşılaştık. Hocam dedi senin televizyon konuşmanı dinledim. Şeyden bahsediyorsun dedi. O zat dedi benim dedemdir dedi.
Öyle mi dedi? Peki niye sahip çıkmıyorsun dedi ya. Madem böyle bir şey var, çünkü eğer büyük ihtimalle İstanbul'da evi de vardır, evi varsa korunmuştur da filan. Enteresan biçimde ben Zeyrek'te dolaşırken Şeyhülislam'ın evine rastladım. Ama harap biçimde, yani bakımsız. O zaten. Yani Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçerilerin Alevi Bektaşi olmalarına rağmen kendi Osmanlı ordusunun o kadar ki, yani Ziget var seferinde, Kanuni Sultan Süleyman şeye gittiğinde, işte Macaristan seferine gittiğinde ordunun başında daima bir Alevi dedesi orada dualar vererekten askeri şey yapmak için, yani motive etmek için kendisine göre dualar filan yapar ve bu da Osmanlı'da bir gelenekti. Giderken beraber şeyi götürüyor. Galatasaray'ın kendisinin kurucularından birisi olarak kabul ettiği Gülbaba'yı. Bir babayı götürüyor. Gülbaba'yı. Gülbaba mezarı Macaristan'da. Evet, Macaristan'da mezarı. Yani böyle bir hikayesi de var Osmanlı döneminin ve Aleviliğin gelişmesi açısından da. Yani o paradoksu zaten hiçbir zaman söylemez. Balkanlardaki Osmanlı nüfusunun büyük bölümü Alevi Bektaşi, değil mi? Öyle. Hep öyle biliyoruz. Yani. Aynen öyle. Bugün de öyle bildiğimiz kadarıyla. Aynen öyle. Şu anda mesela o Özgürlükler Partisi var. Bu son seçimde Bulgaristan'daki seçimlerde üçüncü parti oldu. Ve 15'ten fazla da galiba milletvekili meclise sokmuş durumda. Bunlardan çoğu da yani Alevilerden gelen oylar. Peki İzzettin abi, İzzettin hocam, abi diyorum, kusura bakmayın, Galatasaray'dan büyüğüm olunca. Benim işim bir olur.